Bu sunumda karaciğerin anatomisini bu karaciğer makidi üzerinde inceleyeceğiz. Öncelikle karaciğer büyük bir kısmı peritonla örtülü bir organımızdır. Bir başka deyişle vücudumuzun en büyük bezidir. Karaciğer diyaframın hemen alt tarafında ve karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunur. Karın duvarının duvarının arkasını örden peridon karaciğerin üzerine doğru uzanır ve karaciğeri sarmak üzere şöyle devam eder. İşte karın ön duvarının arkasından karaciğerin üzerine devam eden ya da atlayan peridon, peritoneum parietale, karaciğerin üzerine doğru devam ettiğinde peritoneum viscerale olacak. Burada oluşturduğu bir bağ vardır. Biz bu bağa ligamentum falciforme hepatis diyoruz. Ligamentum falciforme hepatisin arka serbest ucunda, bakınız şurada ligamentum teres hepatis bulunur. Şu ligamentum teres hepatis. Şu kim? Ligamentum falciforme hepatis. Ne iş yapar? Karaciğeri karın ön duvarına bağlar ve umbilikusun da üzerinde bulunur. Yine diyaframın alt yüzünü örten peritoneum parietale bir diyaframın ön tarafından karaciğerin üzerine doğru devam eder. Bir de diyaframın arkasında karaciğerin üzerine doğru devam eder. Şimdi bunları anlatacağım size. Diyaframın ön tarafından karaciğer üzerine doğru devam eden bu periton kısmı ligamentum koronaryaları oluşturur. Şu ligamentum koronarya dextrumun ön yaprağıdır. Ligamentum koronarya dextrumun ön yaprağıdır. Neden öyle? Çünkü şu karaciğerin lobus dexteridir. Şu karaciğerin lobus sinisteridir. Karaciğerin bu yüzden görünmeyen, yani bu fasciitis anterior'dan görünmeyen, fasciitis visceralis'inde görülen iki lobu daha vardır. Onlar da lobus quadratus ve lobus caudatus'tur. Dolayısıyla diyaframın ön yüzünden karaciğerin üzerine doğru devam eden şu peritonun oluşturduğu ligamente ligamentum coronarium, sağ tarafta ligamentum coronarium dextrum, onun ön yaprağıdır. Buraya bakın, şurası ligamentum coronarium dextrumun ön yaprağıdır. Şu ise ligamentum coronarium sinistrumun ön yaprağıdır. Bir de diyaframın arka kısmından karaciğerin visceral yüzüne doğru uzanan periton vardır. Bakınız o da şudur. Şurası şöyle. Görüyor musunuz? Şöyle şurası. Şu şekilde gösterirsek şu. Ligamentum coronarium dextrumun arka yaprağı. Ligamentum coronarium sinistrumun arka yaprağı budur. Bu ligamentum coronariumlar karaciğeri diyaframa bağlarlar. Ve ligamentum coronariumların hem sağ tarafta hem de sol tarafta ön yaprakları ile, bakınız ön yaprak ile arka yaprak birbiriyle birleşerek ligamentum triangulare dextrumu, sağda dextrumu oluşturur. Solda da ligamentum coronarium dextrumun ön yaprağı ile arka yaprağı birleşerek ligamentum triangulare sinistrumu oluşturur. Tekrar edecek olursak bu ligamentum coronariumlar karaciğeri diyaframa bağlarlar. Bakınız arkadaşlar, ligamentum coronariumların ön yaprakları ile arka yaprakları arasında şu bölgede periton örtüsü yoktur.
Dolayısıyla buraya Araya Nuda denir. Araya Nuda denir. Ve bu Araya Nuda vasıtasıyla karaciğer diyaframa sıkıca bağlanmıştır, sıkıca tutunmuştur. Periton örtüsü yoksa bağ dokusu vardır. Bağ dokusu da ait olduğu organı çevresindeki yapılara sıkıca bağlayan, yapıştıran oluşumlardır. Burası karaciğerin fasies anterioru. Buradan baktığımızda gördüğümüz yapılar, bu arkadaşlar size doğru duran ya da bakan bir kişinin karaciğeri böyle duruyor. Lobus dexter, lobus sinister, şu ligamentum falciforme hepatis. Bunun arka alt kenarında ne var? Şu gördüğünüz ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis vena umbilicalis'in kalıntısıdır. Vena umbilicalis'in oblitere olmuş halidir şurası. Şurada yine safra kesesinin fundusunu görüyoruz şurada. Safra kesesinin fundusunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar karaciğerin, bakın şöyle döndürüyorum bunu. Şöyle. Şu karaciğer vücutta tam böyle şöyle durmaz. Şu şekilde durur. Dolayısıyla şurası karaciğerin daha çok posteriyordur. Şurası ise anteriyordur. Öyle bakalım. Bakın şu kısım daha çok şöyle durur vücutta. Yani böyle dimdik durmaz. Şöyle yadık durur. Şurası anteriyordur. Şu kısım ise posteriyordur. Şunu çeviriyoruz böyle. Oryantasyonumuzu kaybetmeyelim. Bakın şurası hala lobus sinister. Şurası lobus dexter. Şu lobus caudatus. Şu ise lobus quadratus. Bunları çalışırken karıştırmayın. Bak bu daha çok böyle kuyruğa benziyor. Caudatus. Quadratus demek dörtgenarlı. Dörtgene benziyor. Dolayısıyla bu lobus quadratus. Şu ise lobus caudatus'tur. Burası karaciğerin fasies visceralis'idir. Yani iç organlara komşu olan yüzüdür. Burada bulunan olukları, bakın şöyle oluk bulunuyor burada. Şu oluk sağ tarafta, bakın sağ tarafta bir oluk şöyle boydan boya. Sol tarafta da şöyle bir oluk var boydan boya. Bunu kabaca bir H harfine benzetiriz biz. Burada bulunan oluklardan sol tarafta ve arkada, bakın sol tarafta ve arkada bulunan fissura ligamenti teredistir. Önde. Fissura, burası ön oluyor. Değil mi? Bak şöyle oryantasyon yaptığımız zaman burası ön olacak. Şöyle. Dolayısıyla da sol tarafta önde. Şurası fissura ligamenti teredis. Buranın içinde kim bulunur? Ligamentum teres hepatis bulunur. Sol tarafta ama arkada şurada bulunan fissuraya fissura ligamenti venosi diyoruz. Fissura ligamenti venosi. Bunun içerisinde bulunan bağ ise ligamentum venosum'dur. Ligamentum venosum ise embriyonik hayattaki ductus venosus'un kalıntısıdır. Ductus venosus'un ne olduğunu hatırlayalım. Ductus venosus vena umbilicalis'in terminal uçlarından bir tanesi direkt olarak vena cava inferiore bağlanır. İşte o ductus venosus'tur. Onun kalıntısı ligamentum venosum. Ligamentum venosum da bu fissura ligamenti venosi içerisinde yer alır. Yani o H harfinin sol kenarının arka tarafını oluşturur bu. Şimdi bu kabaca H'ye benzettiğimiz o H harfinin sağ ön kısmını içerisine safra kesesi, bakın şu safra kesesidir, vesica pella ya da vesica biliaris. Bunun içerisine yerleştiği fossaya fossa vesica pella diyoruz. Fossa vesica pella.
Bu sağ tarafta bu sefer arkada bulunan sulgus vena cava'dır. İçerisinde kim bulunur? Vena cava inferior yer alır. Bunun içerisinde vena cava inferior yer alır. Bakınız şurada şu ardık vena cava inferiordur. Vena cava inferior'e açılan 3 tane ven bulunur. Bunlar vena hepatica sinistra, burada görülüyor. Vena hepatica dextra ve vena hepatica mediadır. Şuradan bakınız portal triadı görüyoruz. Bakınız şu portal triad, şu gördüğünüz portal triad, şu arteria hepatica propria, şu arteria hepatica propria bu. Ama şu gördüğünüz şuradaki ductus coledocus ya da ductus biliaris. Ama şaşırmayalım. Bakın şu kısım. Şöyle aşağı doğru bu devam ediyor esasen. Şöyle devam ediyor aşağıya doğru. Şu gördüğünüz kısım. Şurası. Peki şu gördüğünüz ductus hepaticus communis'tir bu. Ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus communis. Şuradan şöyle gösterelim. Bakın şurası ductus hepaticus dexter. Sağ lobdan, karaciğerin lobus dexterinden gelen safrayı toplayan kanal. Ductus hepaticus dexter. Şu ductus hepaticus sinister, karaciğerin sol lobundan gelen safrayı toplayan kanal. Ductus hepaticus sinister, ductus hepaticus dexter. Ductus hepaticus dexter ile ductus hepaticus sinister birleşerek ductus hepaticus communis'i oluşturur. Ductus hepaticus communis de ductus cysticus'la yani safra kesesinin kanalı ile birleşerek ductus biliarisi ya da ductus coledocus'u oluşturur. Bir de şöyle mi bakalım? Yok. Herhalde bu açıdan en kolay böyle görülüyor. Şu gördüğün burada bir portal triad var. Kimin içindedir bu? İşte bu ligamentum hepato duodenalinin içerisinde bulunur bunlar. Tekrar edecek olursak önde solda arteria hepatica propria, önde sağda şurası ductus coledocus ya da biliaris aynı şey. Ortada ama arkada vena porta hepatis. Bakınız vena porta hepatis karaciğerin her iki lobuna doğru giden dallarına ayrılır. Daha sonra o karaciğer sinüzoidlerine ayrılır. Şurada gördüğümüz arter, bakınız şu arter arteria cysticus'tur. Arteria cysticus çoğunlukla arteria hepatica dextra'dan ayrılır. Arteria hepatica propria, arteria hepatica dextra ve sinistra olmak üzere iki dal verir. İşte arteria hepatica propria'nın dallarından birisi olan ve karaciğerin sağ lobunu besleyen arteria hepatica dextra'dan genellikle bir dal çıkar. O da safra kesesini besler. Safra kesesi ni besleyen arteri de arteria cysticus diyoruz. Bakınız arkadaşlar bu safra kesesi vesica fella ya da vesica biliaris. Kimin içerisinde yer alıyor? Fossa vesica fella içerisinde yer alır. Bu safra kesesinin şurası fundus kısmıdır. Şurası korpus kısmıdır. Şu ise safra kanalı ductus cysticus'tur. Büyük bir kısmı görüyorsunuz. Fundus kısmı, korpus kısmı periton içerisindedir. Bazen safra kesesi tamamen peritonla kaplı olup adeta bu periton içerisinde karın boşluğunda değişik yerlere doğru hareket eder. Ona da biz yüzen safra kesesi deriz. Burada şu lobus quadratus'u tarif edecek olursak, tanımlayacak olursak nerede bulunuyor? Bakınız sağda fossa vesica fella ile
Sol tarafta fissural ligamenti teretis arasında bulunur. Bu lobus quadratus. Peki tabii önde. Arkada sağda sulcus vena cava inferior ile sol tarafta fissural ligamenti venosi arasında bulunan şu lobda lobus caudalus'tur. Lobus caudalus'tur bu da.